Merhaba arkadaşlar, ben Hakan Taşdelen. Bu videomuzda JavaScript'te string konusunu işleyeceğiz. String ile beraber string metotlara daha detaylı bir şekilde bakacağız. Öncelikle string nedir onu bir anlatalım. Veri tipi karakter dizisi olarak adlandırılır ve bir ya da birden fazla karakterlerden oluşur. Tek tırnak ya da çift tırnak arasına yazılırlar. Hemen yazmaya başlayalım. Şuraya string.js diye giriyoruz. Bir de index.html'imizi de açalım. Şuraya yine getter'le space'le js'imizi tanıtalım ve yazmaya başlayalım. Örneğin var ad Hakan, var soyad Riyaz diyeyim. Evet arkadaşlar, mesela şu şekil örnekler yaptım. Şu ikisi string tipte, bu number tipte. Şunu da tek tırnaklı yapalım örneğin. Bunları konsola yazdırmak istediğimizde tek tek de yazdırabiliriz. Örneğin index.html'de go live deyip tarayıcıda görüntüleyelim sonuçları. Evet, şuraya yan tarafa alalım yine. F12 ile gelelim konsola. Gördüğünüz gibi burada tek tek yazdırdık. Bu tek tek yazdırmaktan ziyade birleştirip de yazdırabiliriz. Artı işaretiyle, artı operatörüyle diyelim daha doğrusu. Kaydettiğimizde gördüğünüz şekilde birleştirerek yazdı. Bunların arasına şu şekilde boşluk da koyabiliriz. Bu araya koyduğumuz boşluk şurada arada gördüğünüz gibi boşluk etkisi veriyor. Arayı daha da çok açabiliriz böyle birçok boşluk verip. Ne kadar bu araya boşluk versek o kadar arası açılır arkadaşlar metinlerin. Bu da bir kullanım şekli. Başka bir kullanım şekline daha bakalım. Örneğin şu şekil. Önünde yazılar olsun. Burada bir boşluk verelim ki dip dibe durmasınlar. Artı diyoruz. Buraya adımızı yazıyoruz. Artı diyoruz. Buraya bir boşluk bırakıp
Soyad diyelim. Artı deyip yazdırayım. Ve yaşım diyeyim. Yaşım deyip şuraya da yazı yazdırabiliriz yan yana. Gördüğünüz gibi ekrana benim adım Hakan Taşdelen, yaşım 25 şeklinde yazdırdım. Bu şekilde önüne yazılar da ekleyebiliyoruz. Çift tırnak arasında artı operatörüyle. Devam edelim. Obje olarak da tanımlayabiliyoruz arkadaşlar. Bir obje örneği de yapalım. Örneğin buna da name diyeyim. İçine yine Hakan yazdırayım. Pardon. Şunu new string ile yapalım. New string dediğimizde obje tipinde veri oluşturuyor arkadaşlar. Evet, arasına yine Hakan yazalım. Bunları ekrana yazdırmadan önce tiplerine bakalım mesela. Console.log type of ad mesela. Type of name. Kaydedelim. İkisini de string tipinde gördü. Ama aslında bu obje tipinde. Bu type of'u yan yana da yazdırabiliriz. Artı deyip bir type of da tanımlayıp içine de name'i yazdırabiliriz. Kaydettiğimizde bu sefer yan yana gözüküyorlar. Şu şekilde eşitlik kontrolleri de yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi true döndü. Üç eşittirle türünü de karşılaştırabiliyorduk. Ona da true dedi. Aslında bunun tipi obje olması lazımken burada string döndü. Burada obje olarak görünseydi bu üç eşitli olan en son yaptığımız örnekte bu true yerine false dönmesi lazımdı arkadaşlar. Ama işte bunun obje olduğunu algılamadı. Niye algılamadıysa. Acaba birleşik mi yazacağız? Yok, birleşik değil. New string. Geçelim. Uzunluğunu arkadaşlar. Şuraya ben new string diye yorum satırı açayım. Şurada da string length uzunluk, bu da arkadaşlar. Gerçi bu o değil. Şuraya yapalım onu. Şunları da bir tık yakınlaştıralım. Burada mesela
uzunluğunu kontrol edelim birinin hangisinin. Örneğin at değişkeninin uzunluğunu kontrol edelim. Gördüğünüz gibi uzunluğu, karakter uzunluğu 5 olarak döndü. Soyadınkini kontrol edelim. Gördüğünüz gibi 8 olarak verdi. Soyad burada 8 karakter olarak döndü. String length de bu işe yarıyor arkadaşlar. Metnimizin uzunluğunu sayısal biçimde yazıyor. Evet. Geldik template literal konusuna. Template literal yapmadan önce bir örnek daha yapayım ben. Bunları farklı şekilde değişkenlerle yapayım. Const ile yapayım mesela. Const eskiden de anlattığım gibi şey veri tipiydi arkadaşlar. Sabit. Sabit veri tipiydi. Name Hakan mesela. City. Mersin. Örneğin yazayım. Ve bunu vallahi hem tanımlayıp hem de yazdıralım arkadaşlar. Küçük valle. Küçük valle yaptığımızda arkadaşlar veri tipini belirtmeye gerek kalmıyor. Veri tipini demeyeyim de değişken ismini. Değişken ismini tanımlamamıza gerek kalmıyor. Direkt val olarak çalıştırabiliyoruz. Val neyimiz? Yapalım mesela. Name. Şöyle boşluk bırakayım. Artı I am diyeyim. Birazdan bunu niye bu şekilde yazdım anlatacağım arkadaşlar. Artı deyip şu şekilde içerisine 2025 diyeyim mesela. Burn diyeyim. Artı years old diyeyim. Şuraya yine boşluk bırakalım. Artı and live diyeyim. Yanına da city'yi yazdıralım. Konsola da yazdıralım. Gördüğünüz gibi my name is Hakan yazdık. I am 20 years old and live in Mersin. Bu şekilde kullandık. Burada gördüğümüz gibi bitişik olmuş bazı yazılar. Onlara önlü arkalı boşluklar vererek aralarını açabiliyoruz arkadaşlar. Yer solda birleşik olmuş.
Şuradan da bir boşluk verelim. Kaydettiğimizde gördüğünüz gibi birbirinden boşluklu bir şekilde, güzel bir şekilde ekrana yazdık. Şuradaki bir kullanımdan bahsedeyim. Arkadaşlar dediğim gibi Valle değişken ismi tanımlamamıza gerek kalmadan direkt yazıp konsola yazdırabiliyoruz. Burada neden böyle bir kullanım yaptım ondan da bahsedeyim. Burada tek tırnakla yazdığım için bu IAM'in arasındaki tırnağı da normal string'in tırnağı olarak algılayıp hata verecekti arkadaşlar. Bunun önüne geçmek için şu ters slash işaretini kullandım arkadaşlar. Bununla gördüğünüz gibi yanına bir tırnak işareti tanımlayabildik. Bunu yukarıda neden yapmadım? Çünkü yukarıda çift tırnak kullandığım için böyle bir sorunla karşılaşmadım. Yani yukarıda çift tırnak kullandığım için tek tırnaklı bir şey yazdırabilirdim. Şimdilik bunun aynısını template literal ile de yapabiliriz. Template literal. Template literal ile bu IAM'de mesela bu tür kullanımlarda bu şekilde zorluk çekmeyiz ve yazımız daha kolay olur arkadaşlar. Bu kodu yazmamız, birleştirmemiz string'i birbirine daha kolay olur arkadaşlar. Template literal. Şimdiki template literal şekilde yazabilmek için şöyle bir yorum satırı haline getireyim. Bir. Öncelikle string ifadeyi bektik dediğimiz şu işaretle yazıyoruz arkadaşlar. Şu işaretin arasına yazıyoruz string ifademizi. Sına yazmamız gerekir. Bu birinci kuralı. Bunu da hangi tuşla yaptığımı yazayım. Alt gr artı noktalı virgül. Noktalı virgül. Alt gr artı noktalı virgülle bu backtrick'i yazabiliyoruz arkadaşlar. Backtrick. Değişken isimlerini de ikinci olarak dolar ve scope arasına yazıyoruz arkadaşlar. Evet, örneğimize de geçelim. Vali yazdık. Eşittir dedik. Literalimizi koyduk. Yazmaya başlıyoruz. Hatta şunu kopyalayayım. Şu şekilde dolar işaretimizi koyduk. Çünkü burada full name değişkenini yazacağız. Evet. Doğru, bunların hepsini
Bunun içerisine yapacağız. Bu şekilde IAM dedik. Ve doları tekrar açtık. Scope'umuzu da açtık. Ne yapmıştık? 2025 eksi burn. Hatta bunda şöyle bir şey de yapabiliriz. Koşul ifadelerini vesaire başka tür kodları da burada daha rahat bir şekilde yazabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü bu literalde şu şekilde kod işaretlerini dalgalıyor ve bunu yansıtıyor arkadaşlar. Öyle de bir avantajı var. Mesela yük eşitse 20'den diyelim. Bunu tabii şey arasına yazmak lazım. Yani parantez arasına yazmak lazım. Yük eşit 20 ise iseyi de soru işaretiyle yapıyoruz. Ne desin? 20'den büyük değil iseydi iki noktayla yapıyoruz arkadaşlar. Burada da 20'den küçük şeklinde bir yazı yazsın. Ve and leave diyelim. Buraya da yine scope açıp scope dolar işareti açıp arasına city değişkenimizi de yazıyoruz. Konsola konsola yazdırdığımızda sonucu görüntüleyeceğiz. Kaydedelim. Evet. Gördüğünüz gibi 20'den büyük yazdırdık. Bir koşul ifadesi de kullandık. Ne dedik kodumuzda? 20'den büyük eşit ise soru işareti ise anlamına geliyordu. Şunu yaz, ekrana yansıt. İki nokta üst üste, o da değil ise anlamına geliyordu. Değil ise 20'den küçük yaz. Büyük olduğu için 20'den büyük yazdı. Evet, template literalde bu şekildeydi. Metotlarına geçelim. Şöyle hatta büyük yazayım metotlar. Şunu da ortalayayım. Şöyle yanlara da boşluk bırakayım. Evet. İlk metodumuz şu alt başlıkları da sola yaslayalım. Concat metodu. Evet. Concat metodu ne işe yarıyor arkadaşlar? String birleştirme işlemi yapıyoruz concat'le. Hemen uygulayalım. Var diyelim. Ad, soyad. Mesela eşittir deyip concat ad nokta concat
Burada geldi. Arasına bir boşluk bırakıyoruz. Soyadımızı da birleştiriyoruz. Bunu konsola yazdırıyoruz. Ad soyadı. Ve ekrana yazdırıyoruz. Gördüğünüz gibi adımızı soyadımızı birleştirip yazdık. Şuna bir boşluk bırakalım ki boşluğumuz ekranda uygulansın. Evet. Concat metodu da bu kadar. Bu örneğimizde arkadaşlar ad ve soyad değişkenini birleştirip yeni bir string verinin içerisine kopyaladık. Niye böyle bir şey yaptık? Niye direkt orijinal string verisi üzerinde güncelleme yapamadık? Çünkü string veriler değiştirilemez arkadaşlar. Yani buraya ad soyad demeden, yani yeni bir isimlendirme yapmadan şu şekilde bir kullanım yapamayız. Bunu yapıp bunun içine kopyalıyoruz ve bu değeri ekrana yazdırıyoruz arkadaşlar. Concat metodu da bu kadar. Sıradaki metodumuz index of. Index of metodu. Index of da arkadaşlar karakter dizimizin içerisinde arama yapmak için kullanılıyor. Parametre olarak gönderdiğimiz karakterin ilgili string dizisi içerisinde ilk geçtiği indeks bilgisini gönderiyor arkadaşlar. Eğer aranan ifade bulunmazsa eksi 1 diye bir değer gönderiyor arkadaşlar. Bu arada karakter dizisinin ilk karakteri de sıfırdan başlıyor. Birden değil arkadaşlar. Hemen bir örnek yapalım. Var ders diyeyim mesela. Modern JavaScript dersi. Var sonuç ders nokta index of. Bunun içerisine parametreyle mesela JavaScript script yazdığımızda bunu da konsola yazdıralım. Sonuç dediğimizde gördüğünüz gibi ekrana 7 yazdı. 7. indekste. Sayalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. indeksten başlıyor arkadaşlar. Boşluğu da sayıyoruz bu arada. Harfleri de tek tek sayıyoruz. Yani 7. sırada. JavaScript 7. sıradan başlıyor. Bir de last index of var arkadaşlar. Şöyle geçelim kod ekranımıza. Last index of. Metodu. Aynı örneği de yapabiliriz tekrar. Şöyle kopyalayalım mesela. Yapıştıralım. Bunu index of yerine last index of yapalım mesela. Sonuç ne dönecek? Yine aynı döndü. 7 döndü. Last index of'ta da son bulunan karakterin index numarasını gönderiyor arkadaşlar. Yani karakter dizisi içinde iki defa bulunuyor ve en son bulduğunun indeks numarasını gönderiyor. Mesela başka bir JavaScript yazdığımızda ikinci JavaScript'in
indeks numarasını getiriyor arkadaşlar ilk defa aradığı için. Yapalım mesela. Baştan sona JavaScript diyelim mesela. Kaydedelim. Gördüğünüz gibi 37 gönderdi bu sefer. Değeri değişti. Ama bunun aynısını şuraya yazdığımızda, hatta boşluğunu da alayım. CTRL-V diyeyim, kaydedeyim. Gördüğünüz gibi normal index of'ta sonuç değişmedi. Last index of'ta değişti çünkü iki defa arama yapıyor. İki defa buluyor ve en son bulduğunun index numarasını gönderiyor. En sonunda şuradaki JavaScript'i bulduğu için buradaki şeyi gönderiyor. İndeks numarasını. Başka ne yapabiliriz? Evet, bu ikisinde şöyle bir durum da var arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bu metotları ikinci parametre olarak aramak istediğimiz, yani aramanın başlamak istediği, aramamızın başlamak istediği indeks numarasını da atayabiliyoruz. Yanına yazdığımız sayı aramak istediğimiz indeksten itibaren arama yapıyor. Şunların yanına 5 ya da 10 gibi bir değer yazarsak bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Tabii bunu artıyla mı yapıyoruz? Bir saniye, bu konsola değil ya. Şuraya virgül 5 yazıyoruz mesela. Kaydediyoruz. Değiştirelim. 10 yapalım. Gördüğünüz gibi değişti. 10. indeksten başlattığımız için 37. indeks numarasını gönderdi. Bu şekilde bir kullanım da yapabiliriz. İkinci parametre olarak başlamasını istediğimiz indeks numarasından başlatabiliriz. Kalsın mı? Kalsın burada bu. Search metodu var arkadaşlar. O da aynı şekilde arama yapıyor. Search metodu. Search metodu da arkadaşlar, o da aynı index of metodu gibi karakter dizisi içinde arama yapıp bulduğu karakterin index numarasını veriyor. Farkları ne? Farklarından bahsedeyim. Search aramaya başlanacak olan index numarasını almaz ve index of'ta regular expression ifadeleri almaz arkadaşlar. Regular expression ifadelerine örnek olarak şunu gösterebiliriz arkadaşlar. Şu bir regular expression kullanımı. Fazla da bir örnek vermek istemiyorum. Onu başka bir videoya saklamak istiyorum. Index of bu regular expression ifadeleri almadığı gibi search'te aramaya başlanacak olan bu ikinci parametre diye tanımladığımız index numarasını almıyor. Hemen bir kullanım yapalım yine search ile ilgili. Nasıl yapalım? Şunu yine kopyalayalım. CTRL-V dedik. En son bunu kopyalamışız. CTRL-C, CTRL-V deyip şurayı search ile değiştirelim. Search. Kaydedelim. Yine ilk baştaki gibi aynı sonuç gönderdik. Ama dediğim gibi burada ikinci parametreyi kullanamıyoruz. Yok, search'te değildi bu.
index of'tu. Almaz diyor. Bir deneyelim. Kaydedelim. Gördüğünüz gibi uygulamadı. Çünkü böyle bir değer almıyor search'te. Index of uyguladığımızda 37 verdiydi. Bunda uyguladığımızda hiçbir etki yapmadı. Bunu değiştirelim. 20 yapalım mesela. Yine değişmeyecek sonuç. Kaydedelim. Sıradaki metodumuz to uppercase metodu. Uppercase. Bir de kardeşi lowercase var. To uppercase metodu şu işe yarıyor arkadaşlar. Yazının hepsini büyük harfe çeviriyor. İçine attığımız yazının hepsini büyük sayıya çeviriyor. Bunu da kısa bir örnekle uygulayabiliriz. Var satır diyeyim. Şöyle bir merhaba dünya yazdıralım mesela. Merhaba dünya. Satır. Var satır 1 diyelim mesela. Satır 1 eşittir satırdaki veri to uppercase ile büyük yazı yap hepsini. Bunu da konsola yazdıralım. İçine de satır 1 yazacağız. Ve kaydedelim. Gördüğünüz gibi içine yazdığımız yazının hepsini büyük harflere çevirdi. Şunu da kopyalayıp aşağı yapıştırıp burada da lowercase'i uygulayalım. O da tam tersi hepsini küçük yazıya çeviriyor. Lowercase. Kaydedelim. Buna satır 2 diyelim. Buna satır 3 diyelim. Buna da satır 2 diyelim mesela. Burada da satır 2 yazdırsın. Kaydedelim. Allah Allah niye yazdırmadık? Uppercase'i yazdırdı. Lowercase'i niye yazdırmadı? Çünkü başa saralım hepsini. Çünkü iki tane case yazılmış. IntelliSense'de getirdiğimizde yanına bir case daha eklemiş. Evet gördüğünüz gibi hepsini küçük yazdı şimdi. Sırada trim metodumuz var. Trim metodu. Bu da arkadaşlar sağdan ve soldan boşlukları atıyor metindeki. Mesela az önceki örneği yapıştıralım. Şunu silelim. Şunların önüne ve arkasına boşluklar ekleyelim.
Önce normal haliyle bir yazalım, sonucu görelim. Kaydedelim. Gördüğünüz gibi boşluk verdi. Önden ve aradan yanına bir yazı daha ekleyip sonucu görebiliriz. Gördüğünüz gibi yanda ve diğer tarafta boşluk var. Bunu trimle yok edelim. Var. Satır. Bir diyelim yine. Eşittir. Satırdaki trim. Kaydettiğimizde burada satır 1'i yazdırdığımızda gördüğünüz gibi boşluklar gitti. Soldaki gitti ama sağdaki gitmedi gibi. AS'de çok sağda duruyor. Bu boşlukları kendisi silmesi lazımdı aslında. O soldakini sildi ama sağdakini silmedi. Gerçi tam yaslamış da. Tam hizalamış bunları. Böyle kalsın. Metodunda geçtik. Şimdiki parçalama metotlarına geldik arkadaşlar. Parçalama metotları. Üç tanedir arkadaşlar. İlkiyle başlayalım. Birincisi slice metodu. Slice. Bunda arkadaşlar başlangıç ve bitiş indeksi vererek aralıktaki karakter dizisini alabiliyoruz arkadaşlar. Yani başlangıç indeksini verip bitiş indeksini verdiğimizde bitiş indeksinden sonraki ve başlangıç indeksinden öncekileri yok sayıp ortadakini alıyor arkadaşlar. Arabalarla ilgili bir örnek vereyim mesela var. Arabalar diyeyim. Arabalar. Mazda diyelim. Opel diyelim. Toyota diyelim mesela. Bunları var. Sonuç diyeyim. Arabalar nokta sliced deyip parametre olarak bunlara değer yazdığımızda mesela 6'ya 10 bunları ekrana yazdıralım bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Sonucu yazdıralım ve kaydedelim. Gördüğünüz gibi Opel aldı. Niye Opel aldı? Çünkü baştan 6. dedik.
Sayıyoruz 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 O ile başlıyor. Ve 10. dedik. 6, 7, 8, 9, 10. Noktaya kadar. Opel kelimesini aldık bu sayede. Slice metodundan sonra substring metodumuz var. Onun slice'dan tek farkı, yine aynı işi yapıyorlar. Arasındaki indeksi alıyor. Slice'da negatif indeks de kullanabiliyoruz. Ama substring'de negatif indeks kullanamıyoruz arkadaşlar. Bu slice'da negatif bir indeks örneği de yapalım. Şöyle şunu kopyalayayım. Ctrl V diyeyim. Şurayı değiştirelim. Eksi 11'e ne diyelim? 7 diyelim. Kaydettiğimizde gördüğünüz gibi yine Opel'i gönderdi. İkincisi slice dedik. Onu satın alalım. İkincisi substring. Metodu. Bunu yapıştıralım. Yine 6'ya 10 diyelim. Substring diyelim. Ve kaydedelim. Gördüğünüz gibi yine Opel'i yazdırdık. İkinci metod, üçüncü metodumuz ise Substr metodu. Bunda şöyle bir farklılık var arkadaşlar diğer bu ikisine nazaran. Bunda ikinci parametre başlangıçtan itibaren alınacak karakter sayısını temsil ediyor arkadaşlar. Şimdi örnekle daha iyi anlayacağız. Şuna. STR metodu. Buna da 3 diyelim. Ctrl V diyelim. Bunu substr ile değiştirelim. Yine 6'ya 4 diyelim. Bu sefer 6'ya 4. Gördüğünüz gibi yine Opel'i gönderdik. 6. indeksi 4 karakter olarak al dedik. Dolayısıyla Opel'i seçti, aldı. Bu şekilde. Aynı sonuç döndürmesinin nedeni o. Parçalama metotları bitti arkadaşlar. Diğer metotlardan devam edelim. Replace metodu var mesela. Replace metodu. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? String ifadeyi, bir string ifadeyi başka bir string ifadeyle birleştiriyor arkadaşlar. Pardon, birleştirme değil, güncelliyor. Yani ikinci yazdığımız string ifade birinci yazdığımızın yerine geçmiş oluyor. Birinci yazdığımız string ifadesi kayboluyor, yerine ikincisi geliyor. Kısacası bu şekilde anlatabilirim. Yine yapıştıralım örneğimizi. Yine arabalar kalsın. Burada sonuç olarak da kalsın. Şunu replace yapacağız. Ve arasına da birinci parametre olarak
değişmesini istediğimiz string'i yazıyoruz arkadaşlar. Toyota diyelim mesela. Toyota. Toyota. Virgül koyup yanına değişmesini istediğimiz string'i yazıyoruz. Toyota yerine ne yazalım mesela? Mercedes. Kaydettiğimizde Mazda, Opel, Mercedes oldu. Gördüğünüz gibi Toyota gitti, yerine Mercedes geldi. Replace metodunu da geçtik. Sırada split metodu var arkadaşlar. Split metodu. Split metodu da karakter dizisini belirtilen karakterden parçalara ayırarak bir dizi oluşturuyor arkadaşlar. Bu işe yarıyor. Hani yukarıda mesela 3 tane karakter dizimiz vardı. Bunu 3 farklı diziye bölüyor arkadaşlar. Hemen görelim. Var diyelim mesela. Ad soyad yapayım. Arasına adımı soyadımı yazayım mesela. Taş Delen. Sonuç diyeyim mesela. Ad soyad nokta split. Şöyle tırnak ayrımı yapsın arkadaşlar. Yani ayrım yaparken tırnağa dikkat etsin demek istiyoruz burada. Yani bu tırnağın arasındaki tüm string ifadeleri, boşluklu olan ifadeleri ayırıp birer dizi haline getiriyor. Bu dizileri de konsolla tekrar tek tek kontrol ettirebiliyoruz. Şöyle boşluk olarak yapayım. Konsol.log'a sonuç 0. indeks dediğimizde gördüğünüz gibi Hakan'ı getirdi. 1. indeks dediğimizde gördüğünüz gibi Taş Delen'i getirir. De iki farklı, yani iki parçaya böldü. İki dizi oldu bu. 0. dizi ve 1. dizi şeklinde. Başka ne yapabiliriz? Şu yukarıdaki arabalar örneğini de yapabiliriz mesela. Şunu kopyalayayım ben yine. Evet, arabalar dedik, sonuç dedik. Arabalar replace değil de arabalar split yapacağız. Bu aradaki ayrımı da neye göre yapacak? Aralarında virgül olduğu için virgüle göre yapacak. Virgül ayrımı yapacak. Ve sonucu yazdırdığımızda gördüğünüz gibi şurada 3 farklı dizi haline getirdi. Bu dizilere de dediğim gibi tek tek sonuç indeksini tek tek yazıp ulaşabiliyoruz. Gerçi burada direkt yazdırmadığımız için yukarıda böyle bir görüntüyü elde etmedik. Obje haline getirdi dizi haline. Burada da sonucu direkt yazdırdığımızda yine aynı bu şekilde bir çıktı alacağız arkadaşlar. İsterseniz uygulayalım. Hatta buradan kopyalayıp yapıştırabiliriz. Ctrl'e ve kaydettiğimizde gördüğünüz gibi aynı şekilde bir çıktı elde ettik. Obje türünde, dizi tipinde. Evet arkadaşlar, metotlarıyla beraber string konuları bitti.
Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.